Bu arada olabiliyor. siz de pilot kıyafetiyle geldiniz. Ben hemen yeri gelmişken sorayım. Siz uçabiliyor musunuz? Pilotluğunuz Uçuyorum. var mı? Evet. Kaç saat uçtunuz bugüne kadar? Herhalde 70 saat falan. Biliyorsunuz terzi sökülünü dikemez. Çok fazla vaktim yok maalesef. Fırsat buldukça tabii ki uçuyorum. Tek başınıza uçtunuz mu hiç? Tek başına evet uçtum. Peki nasıl bir duygudur o gökyüzünde özgür olmak diyelim, işte dünyaya yukarıdan bakmak diye tabir edelim. Herkesin cesaret edeceği bir şey değil. Hele bayanların pek bu sektörde göremiyoruz. Yavaş yavaş trafikte görüyoruz ama oldukça çok trafik kazalarına sebep oluyorlar. Gökyüzünde durum nasıl acaba? Havada öyle değil ama yerde çok kaza yapıyorlar ama havada gerçekten çok dikkatli oluyorlar. Verdiğimiz eğitimlerde de görüyoruz bunu. Bayan çok öğrencimiz oldu. Şu anda çok güzel hava yollarında hepsi görevli. Türk Hava Yolları'nda var, Pegasus'ta, SunExpress'te, her yerde var. Her şeyde olduğu yani, gibi. Onun için bayanlar da güzel kullanıyor. Bu tamamıyla eğitimle alakalı. Araba kullanamamalarının bence sebebi eğitim almadan biraz bu işe da cesaretli başlamaları. Değil bayanlar. Yani eskiler tabii o şekilde. Yoksa yeni bu şoför okullarından mezun olanlar, onlar da araba kullanıyor. Belli ki siz cesaretlisiniz. Hem karada hem de havada iyisiniz. Şimdi şunu sormak istiyorum. Pilot olmak için ne gibi özelliklere sahip olması gerekiyor öğrencilerin? Her önüne gelen pilot olabiliyor mu? Yine trafikten bir örnek vereyim. Hani böyle affedersiniz ayağı topal, yani işte gözü görmeyen yok, bazı ki şeyler çıkıyor. Ehliyeti olmadığı halde trafiğe çıkıyorlar. Bunlar da hayati tehlike arz ediyorlar. Pilot olmak için ne gibi şartlar gerekiyor? Pilot olmak için her şeyden önemlisi sağlam bir vücut ve ruh sağlığına sahip olması gerekiyor. Pilotaj muayeneleri var zaten. Birinci sınıf ya da ikinci sınıf olarak. Eğer ticari pilot olacaksa adayımız, onu direkt olarak birinci sınıf muayeneye gönderiyoruz. Birinci sınıf muayenede tepeden tırnağa bir muayene oluyor. Zaten Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yetki verdiği, hastanelerin haricinde hiç kimse yapamıyor bunu. Benim bildiğim kadarıyla bunu havayolu şirketlerinde çalışan pilotlar pilotaj muayeneleri oluyor. Sizde de böyle bir tabii, şey var. Tabii bütün pilotlar. Yani sadece çalışan değil, çalışsın çalışmasın. Eğer lisansını öğrenciler de öyle tabii ki. Öğrenci bize geldiği zaman ilk onu gönderdiğimiz yer pilotaj muayenesi. Muayeneden geçtikten sonra onu eğitimine başlatıyoruz. Muayeneden geçiyor, sağlık sertifikası ile hoca tarafından onaylanıyor. Nelere bakılıyor? Yani muayenede bir kere kulak çok önemli. O kulak testinden geçmesi gerekiyor. İnce tiz sesleri, bas sesleri falan duyması gerekiyor. Yine beyne bakılıyor. Elektrotlar falan bağlanıyor. Göz önemli. Kalp sağlığı çok önemli. Ciğer yine aynı şekilde. Yani kan değerleri düzgün çıkacak, normal çıkacak. İşte kolesterolü çok yüksekse zaten hemen ikaz ediliyor hastane tarafından. Yani çok güzel bir muayene. Bu arada biraz önce soru soran izleyicimiz sorusunu yenilemiş Tamer Gökçek. Bahsettiğim soru 5900 kilogramın altındaki jet sınıf uçaklar içindi diyor. Biz herhalde doğru cevaplayamadık bu soru. Anladım. Evet. Sorusu eksikti bu yüzden. Jetse zaten kesinlikle jet kullanacaksa spiyal alması gerekiyor ve ayarı muhakkak alması gerekiyor. Yani ticari pilotluk lisansına sahip olması gerekiyor. Bunu siz verebiliyor musunuz? Tabii ki. Onun için ne kadar bir eğitim? 200 gerekiyor? Saat uçması gerekiyor. Yani PPL'den sonra CPL mi alması gerekiyor? PPL 45 saat. Sonra ayar veriyoruz 50 saat. Sonra CPL'i alabilmesi için uçuş tamamlıyoruz. Time building uçuşlar yaptırıyoruz. 25 saatte CPL uçuruyoruz. Yani toplamda 200 saat oluyor. Anladım. Biz dönelim hemen pilotaj okuluna gelen, pilot olmak isteyen öğrencilerle ilgili sağlık konumuza.
sağlık muayenelerini bitirenler size gelip ben pilot olmak istiyorum diye üye mi oluyorlar, kayıt mı oluyorlar? Hayır, bize gelen öğrenci her şeyden önemlisi ben pilot olmak istiyorum diyor. Biz onunla işte görüşüyoruz, kaydını yapıyoruz. Ondan sonra pilotaj muayenesine gönderiyoruz hastaneye. Pilotaj muayenesinde sağlam raporu, evet, sağlam raporunu aldıktan sonra biz o raporu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne gönderiyoruz. Sertifikası çıkıyor, sağlık sertifikası. Sonra öğrenci belgesini çıkarttırıyoruz. Ondan sonra da teorik derslerine başlıyoruz ve akabinde de uçuşlarına başlıyoruz. Peki her önüne gelen böyle sağlıklı ise pilot olabiliyor mu? Mesela ilkokul mezunu, ortaokul mezunu, tabii ki lise değil. Mezunu? En az orta öğretim mezunu olması gerekiyor. Yani lise mezunu olması gerekiyor. Lise mezunun altında kesinlikle pilot olamaz. Zaten hiç bir mesleğe giremez biliyorsunuz lise mezunu olmayan. Lise mezunuysa kafidir. Yaşı da 18 ise hiçbir problemi yok demektir. Anam ticari alanda çalışabiliyor mu? Diyelim ki hobi için adam uçmak istiyor. İlkokul mezunu zengin, hayır, parası hayır, var. Hayır, hayır. Ne kadar parası olursa olsun lise mezunu olması gerekiyor. Bu bizim kuralımız değil, bu dünyadaki kuraldır. Yani ticari kurallarına göre böyle, EFE'de de öyle. Yani kesinlikle lise mezunu olması gerekiyor. Anladım, bayağı ağır şartları varmış. Peki bir pilot adayı, hı hı, pilot olabilmek için cebinden kaç para çıkarması gerekir? Pilot olabilmek için yani lise mezunuyum, sağlıklıyım, hı, ve pilot olmak istiyorum. Hobi olarak mı yoksa ticari olarak mı? Yani herhalde öncelikle herhalde ticari olarak da, ama tabii bu işin hobisini yapmak isteyenler de vardır. Diyelim ki hobilikten başlamak istiyor, hobi olarak küçük Cessna dedikleri, hı hı, veya İngilizce tabirle Cessna dedikleri, bizim Türk tabiriyle Cessna dediğimiz uçaklarda uçmak istiyorlar veya Katana gibi tipi uçaklarda, küçük uçaklarda, hı hı, uçmak istiyorlar. Bunun için cebinden kaç para vermesi gerekiyor? Sadece maksadı özel pilotluk lisansıysa, yani private pilot license'sa, PPL dediğimiz, o zaman 9-10 bin euro harcaması gerekiyor. Ama ticari pilotluksa, hava yollarında çalışmak istiyorsa eğer, o zaman tabii ki ödeyeceği ücret 45 bin euro civarı. Anladım. Peki diyelim ki 10 bin euro mu harcadım ben? Hı hı. Size geldim ben. İşte evet. Biz gerekli şartları sağlıyorum. Sağlıklıyım. Param da var. Sivil Havacılık'tan da sağlık karnem çıktı. Hı hı. Siz de bana öğrenci belgesini çıkardınız. Ardından ben kursa başladım. Onun süresi ne kadar demiştiniz Berin Hanım? 3 ay mı, 5 ay mı? Takribi 3 ay sürer. En fazla 4 ay içinde bitirir. Bu 3-4 aylık zaman dilimi içerisinde ben kursu bitirdim. Kursu bitiren herkese bu PPL lisansı veriliyor mu? Yoksa onun sonunda kurs bitiminde herhangi bir imtihan var mı? Tabii ki. Yazılı. Bunları bize tam olarak açıklarsanız, tabii izleyicilerimiz, hı-hı, açısından da aydınlatıcı olmuş, hı-hı, olur. PPL eğitimini sonuçta, alan... Berin Hanım, sözünüzü, hı-hı, çok sık sık kesiyorum ama kusura bakmayın. Anlaşılma adına bunları soruyorum. Tabii ki, tabii ki. Çünkü havacılık sektöründe ve uçuş okulları arasında o kadar çok bilgi kirliliği var ki pilot olmak isteyen öğrenciler inanılmaz derecede bir arada kalıyorlar. Oraya mı gitsek, buraya mı gitsek, ne yapsak, nasıl olsa paramızı kaptırır mıyız? Bunun gibi bir sürü endişeler var. Bu kapsamda soruyorum size. Yani 10 bin euro mu harcadım ben, işte kursu da bitirdim, ben size nasıl para verdim, hani özel okullar vardır ya böyle, hı-hı, parası olan okullar. Bu şekilde mi oluyor, yoksa bir kriteri var mı, bir imtihan süreci var mı? Tabii ki bu bizim sektörümüzde geçerli değil. Her parası olan bu lisansı alacak diye kesinlikle böyle bir şey yok. Başarılı olan lisansını alır.